Kufa kız öğretmen lisesinde başladığım meslek hayatıma mensup olmaktan onur duydum. Giresun Eğitim Fakültesi'nde benim isteğimi değil yasaların sordum. Giresun Eğitim Enstitüsü ve Öğretmeni Yetiştirme Merkezi müdürü iken İsmail Bozalioğlu kardeşimle soğuk bir günde gelmiştik. Ve genç öğretmenler vardı malum. 3 ayda 5 ayda yetişmiş, 70'liği var ortalarında. Onlara derse girmiştik. Rahmetli Mustafa Öztürk bizi karşılamıştı. Nerede kaldınız? Sesinin tınısıyla bizi uyararak sınıfa bırakmıştı. Ve o süreç devam etti. Bugün genç emekliyim. Bana göre Maksud abim daha yaşlı. Ben stajyerim. Kendileri asil. Zat aileleri stajyer tekabül. Efendim 44 yıl izledim. 1971 yılında devlet memuruydum. Ve bir kurumun muhtemeli olarak başladım. 2 yıl. Bıraktım. Üniversiteyi kurdum. Tekrar başladım. Yani o arada 3 yılda koyarsak üzerine 45 yıl aşkın bir süre kamuda. İzin verirseniz birkaç söz etmek isterim. Kendimi bildiğimde bir dünya hayal ettim. Bu dünyada insanlar birey, toplum, toplum, yığın, kalabalık değil. İnsanlar başkalarının hakkının hukukunu başladığı yerde kendi hakkının gittiğini bilebilme nezaketini herhangi bir uyarıya, yasaya mahal kalmadan gösterebilme olgunluğuna sahipler. Ve toplum ne yaptığını bilen insanlardan bir kara gelmiş. Aydın, yetişkin bireyler. İnsanlar her türlü tamaktan, tenezzülden, ön yargıdan uzak. Niye topluma yok? Ön yargı yok. Adalet ve merhamet hakim dünyaya. Kurumlar keyfiyetten uzak. Kurallarla. Anayasa, yasa, yönetmenlik ve kabul görmüş değerlerle yönetilmiş. Ve insanlar değerlerine bağlı, ülkesine, toplumuna. Kendisiyle barışır, toplumla barışır, kurumlarla barışır. Komşular selamlaşıyor, hatır soruyor, soru soruyor, cevap veriyor, özür diliyor. Sohbet ediyor, ama dedikodu değil. Ama özür dilerim ifade edeyim ki, 65 yaşındayım. Ben ne o ilerleri, ne de bu toplumu bulabilirim. Ama kendime kurduğum bu hayal dünyasında yaşamaya çalışıyorum. Selim abi diyor ki, Selim abim iyi tahammül etti bana. Çünkü ben keyfiyetten uzak, kurallara bağlı ilerlediğim için oldum. Hiç kimseye haksızlık yapmadım. Kul hakkından daima uzak durdum. Ve kurallara harfiyen yendim. Bugün artık size veda ediyorum. Ben Haziran-Ekim ayı Yalıköy'deyim. Diğer zamanlarında buradaki evimdeyim. Benim de kapım Sayın Dekan'ın ifade ettiği gibi açık. Ama bilmiyorum. Yalıköy işte Mustafa Bey geldiğinde görüyor. Denizdeyim veya evimdeyim. İhtiyaç olduğunda marketteyim. Başka da bir yerde değil. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.